Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle motorlu süzgecin USB sorununu çözeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki arkadaşlar fabrikadan çıkışta hata geliyor. USB'miz çalışmıyor. Bunu nasıl yapacağız şimdi onu göstereceğim. Benim her zaman dediğim gibi bir söz var arkadaşlar. Eli tornavida tutan herkes yapabilir. Gördüğünüz gibi yıldız tornavidamız var ve toplam 6 tane vidamızı çıkarttık. Peki bunlar vidaların yeri neresi? Bu kapağı nasıl açabiliriz diye soran arkadaşlara şu şekilde gösterebilirim. Yan tarafta birinci vidamız ve şu alt köşede bir vidamız daha var, toplam 2. Aynı şekilde yan tarafta da bu şekilde de var şu vidalar. Onları çıkarttıktan sonra arkadaşlar 4 oldu. Şurada son 2 vidamız var. Gördüğünüz gibi yuvası zaten belli. Bir bura bir de orada. Bunu vidalarını söktükten sonra arkadaşlar kapağı biraz hafif zorladıktan sonra kapak zaten kendiliğinden çıkıyor. Kapağımızı çıkarttık arkadaşlar. Soketleri çıkartıyoruz. Farların. Merak etmeyin, zaten kablo renkleri aynı olduğu için karışmayacaktır. Bu şeyi de çıkarttıktan sonra bununla işimiz bitti. Şimdi gelelim buraya. Arkadaşlar, USB soketimiz budur. Bunu nasıl bulacağız takibini de size göstereyim. Hiç bilmiyorsanız arkadaşlar şuradan USB'den gelen kabloyu takip ettiğinizde şu şekilde direkt buna giriyor zaten. Bu benim doğru bağlantım. Sizdeki bağlantı nasıl arkadaşlar? Bu gördüğünüz yeşil bende sol tarafta gözüküyor. Sizde sağ tarafta gözüküyor. Yani bu şekilde dedim. Sizdeki bağlantı nasıl? Siyah, yeşile kırmızıyı bağlamışlar. Doğrusu bu şekilde arkadaşlar. Yani yeşil sol tarafta olması lazım. Siyah bağlanması lazım. O şekilde diyeyim size. Arkadaşlar, bunu ufak bir millet çıkartabilirsiniz. Eğer çıkartamazsanız nasıl yaparsınız? Gerekirse şuradan yan keskili, şuradan kesin. Şu soketleri iptal edin. Direkt de bağlayabilirsiniz. Bağlantı şekli bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi sizde yeşil sağ tarafta, ben de sol tarafta. Doğrusu sol tarafta olması lazım yani. Siyah yeşile denk gelecek. Şimdi arkadaşlar çalıştırayım size. Çalıştığını nasıl göstereyim? Çalışıp çalışmadığını da. USB kısmımız burası zaten. Gördüğünüz gibi taktım. Şu an kontağı da çeviriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ledimiz yandı. İşlem bu kadar basit arkadaşlar. Şimdi ön tarafa tekrardan geri geliyorum. Dediğim gibi arkadaşlar, anlamayan arkadaşlar olursa tekrardan bana yazsın. Veya kablo rengi farklı olan arkadaşlar bana yazsın. Daha önce zaten şu alarm kısmının videosunu çekmiştim sizlere. Görmüştünüz. Alarm nasıl bağlanır diye sayfamda vardır. Bir dahaki sonraki videomda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada üstte sağ tarafta sinyalimiz var. Ya buna Amerikan Park takalım, nasıl gözüküyor? Güzel mi görseli? Veya alttaki lambası gibi led takacağım. Direkt sadece düz far yanacak. O şekilde yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Dediğim gibi kış aylarına doğru elcik takacağız. Koltuk kılıfına ısıtmalı takacağız arkadaşlar. Sıcak elektrikli battaniyeden. Ve bir sonraki videomda arkadaşlar, gördüğünüz gibi gösterge panelinin ışığı çok zayıf. Hatta şu anda size de ispatlayayım. Şu an karanlık olduğu için biraz net gösteriyor ama caddede kullandığınız zaman bu parlaklık göstermiyor. Yani 40'tan sonrası göstermiyor arkadaşlar. Bunun için arkadaşlar bu tarafı sökeceğiz komple. İçine güzel bir led döşeceğiz beyaz. Kendi renk ön farları beyaz olduğu için beyaz renk döşeceğiz. Çok güzel bir aydınlatma yapacağız arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Dediğim gibi aklınıza takılan bir soru olursa bana yazarsınız. İyi günler arkadaşlar.